Şu anda 80 bine yakın bir tavuğumuz var. Normalde 200 bin kapasitesi burasının. Bahçede gezen bir tavuk her şeyi tüketiyor. Yani santim, yani gram önemli. Gündüz toplanır, kümesler temizlenir, bitti. Kafesler, yani tavuk kümesine çıkılır. Birkaç kişi çalıştıracaksın yanında, katkın olacak. Çalışmıyor millet ya. Bir çeyrek altın alıyor kuyumcu dükkanından. 10 lira kazandı mı seviniyor. Çiftçi TV'den, çiftçinin seyir defterinden bir kez daha merhabalar. Bu hafta Afyonkarahisar Bolvadin ilçesindeyiz. Türkiye'nin yumurta merkezi Afyonkarahisar'da yıllık 4 milyara yakın yumurta üretiliyor. Tabii ikincilik Konya'da, üçüncülük de Manisa'da. Yumurtanın fiyatının belirlendiği Afyonkarahisar'da Bolvadin ilçesinde bir modern tesisi gezeceğiz. Burada yumurtanın üretim hikayesini ekranlara yansıtacağız. Çiftçinin seyir defteri başlıyor. Hoş geldiniz. Efendim, Bolvadin'deki yolculuğumuza bugün başlıyoruz. Şimdi modern bir yumurta üretim tesisindeyiz. Bunu belirtmiştik. Bu işletmenin sahibi Adem Bey ile birlikteyiz. Öncelikle bizi buraya kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Adem Bey'i bir kısaca tanıyalım. Adem Bey kimdir? Nasıl bir üreticidir? Çiftçi TV olarak geldiğiniz için ben size teşekkürlerimi, şükranlarımı bildiririm. Adem Yükseldi. 1959 doğumlu Bolvadin. Bu işletmeye 1994 yılında başladım. Halen devam ediyorum. Seviyorum bu işletmeyi. İnsanlara paylaşmayı, yardımlaşmayı, bir gıda tüketimi için mutluyum. 1994'te başladım. Ne yapar? 6-27 yıl. 27 yıldır bu işteyim. Zaten biz şimdi görüntüleri de bahçeden de getireceğiz. Evet. Eski işletmeler de var. Burası modern. Modern. Tarım Kırsal Destekleme Kurumu, TKDK tarafından desteklenen bir alandayız aslında. Türkiye'nin en modernize çiftliği burası. En modernize. Yani gezen tavuk örneği gibi yani. Kafesin içerisinde tavuklar geziniyorlar. Bir tarafta yem yiyorlar, bir tarafta yumurtlayıyorlar, bir tarafta su içiyorlar. Tavuk kafes içerisinde geziniyor. Tamam, bu detayları ben sizden alacağım Adem Bey. Şimdi işletmeyi bir tanıtalım. Şöyle tanıtalım. Kaç bin veya kaç metrekare bir alanımız var? Oradan başlayalım en iyisi. Burası, sonra kaç tane tavuğumuz var? Burası 50 bin metrekare üzerine kurulmuş bir müessesedir. Şu anda 80 bine yakın bir tavuğumuz var. Normalde 200 bin kapasitesi burasının. Önümüzdeki yıllarda hepsi de dolacak. Yavaş yavaş arttırıyoruz yani. Evet. Şimdi bir TDK ile anlaşma var. 5 yıl çalıştırma anlaşması. 4 ay sonra o bitiyor. Hepsini de dolduruyoruz. Fulluyoruz. Ondan sonra yeniden fulluyoruz. Bütün işletmeleri dolduruyoruz. 5-6 ay sonra bitiyor anlaşmamız. Evet. Şimdi bu yeni tesis 5 yıllık bir tesis mi? 5 yıllık. Şu beş an 4,5 yıl bitti. 4,5 yıl bitti. 5 yıl sonra artık önümüz açılıyor. Öbür kümeslerimizi de TDK açacak. Açacak? Açacak. Tabii artık modern tesisler. Siz modern, şimdi az evvel bize anlattınız ya. Öncelikle 1994'te sistem nasıl başlamıştı? Nasıl üretiyordunuz? 1994'te elle toplanırdı. Yumurtalar elle toplanırdı. Yumurta yemleri devamlı el yordamıyla böyle dağıtılırdı. Elle mi dağıtıyordunuz? Çok zordu. Şu anda her şey güzel, gördüğünüz gibi otomatik paketleme sistemi, her şey sanki böyle tavuktan geliyor, direkt pakete giriyor. Aslında hani ufak dereler akar ya, evet, yumurta dereler gibi. Dereler gibi bak. Aynı dereler gibi geliyor yumurtalar. Aynen. Hem de bunlar Ergün Bey, hijyenik bunlar. Evet. Yani çok hijyenik. Şimdi gezen tavuk diye sattıkları yumurtalar bizim buralardan çıkan kirli yumurtaları alıyorlar. Gezen tavuk diye ben görüyorum. Hatta bir marketin birinde kendi yumurtamı gördüm, gezen tavuk diye üzerine yazmış. Siz tabii burada mesela hafif lekelileri ayırıyorsunuz. Ayırıyoruz. Onları ayırıyorsunuz çünkü pırıl pırıl gitmesin. Ayırıyoruz biz onları. Çünkü bu yumurtalar büyük marketlere gidiyor. Migros gibi, işte Irak pazarına gidiyor, ihracata gidiyor. Bunlar pırıl pırıl olması lazım. O kirlileri biz ayırıyoruz. O kirlileri de bu küçük esnaflar alıyorlar. Şaşırtıcı tarafı işte köy yumurtası diye halkı kandırıyorlar. Evet, buna da dikkat etmek lazım. Evet. Tabii herkes yapıyor demeyelim ama arada böyle pazar kurnazlığı yapanlar oluyor demek. Ben kendi yumurtamı marketin birinde gördüm. Ne bu dedim, köy yumurtası dedi.
köy yumurtası. Köy yumurtası dedi. Maalesef oluyor. Bu vatandaş bu işe pek ilgilenmesin. Köy yumurtası olayları hijyenik değildir sonra. Buradaki üretim buranın her gün veteriner kontrolü altında. İlçe tarım devamlı kontrol altında buralar. Bunun hikayesini dinleyelim. Şimdi yani sabahtan ne zaman yem veriliyor, nasıl veriliyor, karışım, rasyonlarda neler var, bunlar hep sizin kontrolünüz altında ve tamamen dış ortamlardan uzak hayvanlar. Evet, bizim rasyonlarımız bilgisayar sisteminde yeme katkı maddeleri katılır. Ondan sonra gelir buraya, zaten yem dağıtma konvörlerimiz otomatiktir. Zaman saatlidir. Biz saat, zaman saati ayarlarız biz ona. İşte sabah 8, öğle 11, akşam 4, gece 8 gibi devamlı otomatik yemini dağıtır. Adem abi, şimdi otomatik güzel. Seni de rahatlatmış. Sen de böyle pırıl pırıl geziyorsun. Rahatlattı. İlk başladığında elleydi. Kaç tavuğun vardı ilk? Ben 10 bin tavukla başladım. 10 bin tavuk. 10 bin. Aslında büyük cesaret o zaman. 10 bin tavukla 1994'te başladım. Hoşuma gidiyor yani, sektör iyi bir sektör. Bazen bir çok zararlar ettiriyor ama. Hangi dönemlerde? Benim hatırladığım bu kuş gribi döneminde falan da çok sıkıntılar çektiniz. Kuş gribinde çok felaket sıkıntılar çektik. Çok. Bir de bu ham maddelerin 4-5 maddesi Amerikan dolarına bağlı bunun. Dışarıdan mı geliyor? Dışarıdan geliyor. Sadece bir mısır bizden. Geriye hepsi Amerika'dan geliyor. Bunlar da bayağı bir küfret. Yani dolar yükseldikçe şu anda vatandaş yumurtayı marketlerde pahalı görüyor ama değil. Değil. Aslında hala en ucuz gıdalardan bir tanesi. Yani. Şu an herhalde 30 lira civarında kolisi. Kümes çıkışı 21-22 lira arasında şu an. Perakende de 30 lira. Ama İstanbul 30 yazmış, normal. Adamların kira bedelleri var, nakliye var. Tabii. Yani biz onlara, vatandaş kızıyor ama İstanbul'da düşün bir kira bedeli kaç para? Evet. Zaten %20, %30, %35 gibi çıkıştan tüketiciye gidiyorsa normal değerler. Evet. Ama 21 alıp 45-50'ye satıyorsa onlar anormal. Çok anormal. Onlar çok anormal. Evet. Ama şu anki market fiyatlarını ben pek pahalı görmüyorum. İstanbul'da bugün dükkan kiraları malum Ergün Bey. Bu nakliyesi var. Akaryakıt falan pahalandı. Nakliyeler yükseldi. Normal. Ama yine de en ucuz şu anda gıda maddesi yumurta. Yumurta. Şimdi tavuklarımız kümeslerde kaçar tane var her kümesin içinde? Bizim kafeslerde bu gezen tavuk olduğu için 14 tane. 14 tane var. 14-15 tane tavuk vardı. Eski sistem olsaydı kaç tane olur? Eski sistemde bu kafesin 1/3 kadar bir kafeste 5 veya 6 tavuk atıyorduk. Onu da tavuk böyle asker gibi yatma yok. Ayakta böyle ayakta sıkışık bekliyordu. Bir şekilde ben hatırlıyorum. Şimdi bunu artık devletimiz ele aldı. Tavuk için bir tavuk sağlığı için bir yol açtı. Biraz daha doğala dönmesi açtı. Doğala döndü bile şu anda. Tavuk gördüğünüz gibi kafes içerisinde geziyor. Evet. Yani bir sağ tarafa gidiyor, bir sol tarafa geliyor. Tavuk çok rahat. Daha rahat böyle arkaya dolaşabiliyor. Mesela eskiden tavuklar böyle bir senelik oldu mu hiç tüy kalmazdı üzerinde. Tüyleri dökülürdü kafeslerin metallerine sürteceksin diye. Şimdi şu anda burada bir senelik tavuk var, daha dünkü tavuk gibi bembeyaz. Aynen, bir de doğada geziyormuş gibi böyle canlı pırıl pırıl, tüylerinden belli oluyor. Bir de buraların veteriner deneyimi çok, yani devlet de fırsat vermiyor. Ansızın geliyor, kontrol. Hijyenik yönünden vatandaşlarımızın hiç düşünmemesi lazım. Yani köy yumurtasına falan aldanmaması lazım bence. Evet. Ya şimdi modern hayatta gerçekten de dediğiniz doğru. Hastalıklar artık nereden nasıl geliyor bilemiyoruz. Bilemiyoruz. Doğal şartlarda işte havada uçan bir sineğin bir hastalığı bir yerden taşıması zaten götürüyor. Şimdi açık alanda zaten bu gezen tavuklarla ilgili de biliyorsunuz belli kural ve kaideler var. Evet. Alanlar var, üstünün işte fileyle çekilmiş olması lazım vesaire gibi. İşte tam şartları yerine getirenlere hiçbir şey demiyoruz elbette. Ama şartları yerine getirmeden sadece bir bahçenin içine 1000 tane tavuk salıp da gezen tavuk yumurtası deyip 2 katı para almaları da düşünebiliyor musun? Yani şimdi gezen tavuk önüne gelen her şeyi tüketiyor. Bahçede gezen bir tavuk her şeyi tüketiyor. Bu kümeslerde üretilen yumurtalar
Yani santim, yani gram önemli. Devletimiz o kadar titiz davranıyor ki halk sağlığına kattığımız katkı maddelerini veteriner kontrolü altında uygulanıyor. Evet. Öyle kendi bildiğimize bir şey yok. İçerinin havalandırması full klimalı. Yani sıcaklığı, soğukluğu, yani oksijen miktarı. Evlerimizden rahat kümeslerin konumu. Çok rahat. Gerçekten de girdik. Gayet de güzel. Çok rahat. Yönetmenim de zaten o görüntüleri ekranlara da getiriyordur büyük ihtimal. Çok peki rahat. Biz yavaş yavaş yolculuğa devam edelim. Diğer kümeslerimizi de ziyaret edelim. İnşallah. Yumurtanın hikayesini böyle ben aslında geçmişten günümüze doğru taşımak da istiyorum. Evet. Hep arada soruyorum işte önceden nasıldı, şimdi nasıl? Önceden nasıldı? Önceden. Bu hikayeleri biz sizden dinlemek istiyoruz. Önceden şartlar çok zordu. Çok zor idi. Şimdi şu anda hiç elimizi dahi değmiyoruz yani. O kadar rahat ki her şey güzel. Her şey güzel. Peki, onları anlatacağız ama böyle. İnşallah. Anılar da vardır. Anılar da var. Tamam. Anlatalım. Yolculuk devam ediyor efendim. Evet efendim, şu an tam da bizim o güzel yumurtaların çıktığı alandayız. Gördüğünüz gibi tavuklarımız pırıl pırıl. Hepsi çok rahat bir şekilde de geziyorlar. Evet. Adem Bey'den buranın detaylarını alacağız. Nasıl detaylarını alacağız? İşte bir kümes alanında kaç tane tavuk var? Buranın yüksekliği kaçtır? Kaç adet, kaç kat var? Gibi detaylı bilgiler alalım. Şimdi evet. Ergün Bey, bu kümeslerin özelliği eski kümesler şu elimi koduğum kadar bir büyüklükteydi. Yani 60 santim falan geniş. 60 santim. Buraya 5 veya 6 tane hayvanı atıyorduk. Hayvana uyku, yani yatması için yer alan dahi yoktu. Şimdi bu prosedürleri artık devletimiz yenilemeye başladı hayvan ferahı için. Avrupa Birliği standartlarına. Avrupa Birliği'ne giriyoruz. Bu hayvanlar şimdi burada 14-15 hayvan var. Yemi öbür tarafta yiyor. Suyu burada içiyor. Geliyor burada yumurtlayıyor. Yani hayvan geziyor bakın. Sıkışık bir hali yok. Yani yaklaşık olarak 1.20'ye kaç metre bu alan? 1.20'ye hemen 1.70 var. Tahminim 1.20 ne kadar var? 1.70 2, mi? 2 metreye yakın. 2 metre var. 2 metreye yakın. 2 metreye yakın bir alan var. Burada evet. Yani eski sisteme göre daha berbat olurdu. Çok tavuk ataydık. Ama şimdi müsaade etmiyorlar. Böyle diyoruz. Evet. Ha nasıl? Kontrol altında buralar. Geliyorlar, kontrol ediyorlar. İlçe tarım. İsteseniz normalde fazla tavuk da koyabilirsiniz. Ama atamıyoruz. Atamıyoruz çünkü. Bizim için de iyi. Bizim için de iyi. Bu hayvan daha güzel randımanlı yumurtlayıyor. Yani bunalmıyor hayvan. Eskiden böyle ağızları açık dururlardı. İçeri nemli, sıcak. Şimdi şu anki anı bak siz de hissediyorsunuzdur. Ne kadar serin. Hakikaten de öyle. Eskiden biz bir yumurta çiftliğine girdiğimizde koku almakta biz de zorlanırdık insan olarak. Yok. Burada öyle bir şey yok. Yok. Peki Adem abi şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 göz var. 6 göz. Boydan boya da yaklaşık olarak kaç metre burası? Burası boydan boya 60 metre. 60 metre. 60 metre. 6 gözümüz var. Bir şeyde kaç tane vardır o zaman? Hemen hemen eni yine de 2, 4, 6, 8, 10, 15 metre eni var. 15 metre de eni var. Peki... şu alan kaç metrekare bu alan? Bu alan 600. 600 metrekare. 600 metrekare. Şöyle gel yakın biraz. 600. 600 metrekare. 600 metrekare. Kaç bin tavuk var burada? Burada şu anda normalde bu kümes 50 bin kapasiteli. Ama işte deminki dediğim gibi hayvan ferahı için 24 bin giriyor buraya. Yani hayvan rahat etmesi için işte bunu devlet de bunu öneriyor. 24 bin hayvan var. Aslında normal kapasitesi buranın 50 bin. Evet. 50 bin ama biz yarı yarıya düşürdük. Yarı 24 bin. Yumurta üretimimiz çoğaldı. Hayvan rahat bak önleri farkındaysanız bu. Şimdi sizde bir oranlama vardır. Atıyorum 1000 tavukta günlük 800 yumurta alırsınız. Evet. Bu iyi bir rakamdır. Evet. Kaç, yüzde kaç gibi bir oranlamanız var şu an? Şu anda bizim %92. %92. 92. Neden bu? Kafeslerin rahat olduğundan dolayı görüyorsunuz bak hayvanların tüyleri falan sanki pırıl pırıl. Yani hiçbir kir bir yok. Bunlar kaç aylık? Şimdi kaç aydan başlıyor buraya kümese getirdiğinizde? Bunlar, yarka dediğimiz. Bunlar şimdi şu anda
Yarka. Ya yarka yumurtlayıyor ama şu anda 7 aylık. 7 aylık? 7 aylık. Kaç aylıkken geliyor veya kaç günlükken geliyor buraya kümesi? Bu civcivrak geliyor. Civcivraktan. İşte civcivraktan civciv büyüdü mü 112 günlüyken buraya civcivlikten aktarıyoruz bunları. 112 günden sonra 120. günde bunlar yumurtlamaya başlıyorlar. 120 yani 4 ay gibi bir süre. 4 ay bir sürede yumurtlamaya başlıyorlar. Bakım yapmanız lazım. Yani 4 aya kadar yumurta vermiyorlar. 4 aydan sonra ne kadar bir süre verim alabiliyorsunuz bunlardan? Şimdi bunlar 1 yıl %100 veriyor. Ama bu kafeste 15-16 ay randımanlı bir şekilde çalışıyor. Eski kafeslerde 1 yıl dedi mi, biraz evvel de size bahsettiğim gibi tavuğun üzerinde tüy kalmıyordu. Böyle bir keyifsiz bir haller oluyordu. Şu anda tavuklar maşallah manken gibi. Yani verimlerini de azaltmıyorlar. Yerleri rahat. Aynen. Huzur var yani. Rahat yerleri. Şimdi yemlemesini nasıl yapıyorsunuz? Yani sürekli olarak önlerinde bir yem oluyor mu? Her saat başı mı? Nasıl bir sistem çalışıyor burada? Yemlemesi otomatik. Bunların saatleri var. Örnek veriyorum. Sabah 8, öğle 11, akşam 5, gece 10. Onu yani 4-5 saat aralıkla zaman saatini ayarlıyoruz onu, hiç yani biz karışmıyoruz. Otomatik yemi alıyor siloğdan, tavuklara dağıtıyor. Bir müddet arkada bekliyor yemlikler, geri geliyor. Yani devamlı kendi hafızası üzerine çalışıyor. Bizimle alakalı değil yani, kendisi dağıtıyor. Sanırım ikinci bir yemlemeye atıyorum, sabah 8'de yemleme yapıldı. İkinci bir yemlemeye kadar da önlerinde her daim hemen hemen yem var. Var. Devamlı. Hiç eksilmiyor. Yemsiz, susuz kesinlikle bırakılmıyor. Yani yem olmadı mı olmaz. Devamlı önlerinde yem bulunacak. Peki 24 saat bu ışıklandırma devam ediyor mu burada? Hayır. Bunda günlük, şu anda günlük 15 saat ışık var. 15-15,5 saat. 15-15 yani. Ondan sonra 16 saate kadar çıkartma hakkımız var. Ama tavuğun şu anda randımanı iyi olduğu için biz 15 saatte şu anda bekliyoruz. Bekliyoruz. Tabii günlük sürekli olarak da paketlenmesi gerekiyor. Günlük. Peki gecede paketleme yapılıyor mu? Hayır, hayır. Peki gece gündüz. Nasıl oluyor? Biriktiyse böyle? Her gün gündüz toplanır. Her gün gündüz toplanır. Her gün bir zamanı vardır bunun. Gündüz toplanır, kümesler temizlenir, bitti. Kafesler, yani tavuk kümesinden çıkılır. Şimdi efendim, genel olarak bu işletmede 80 bin tavuk var. %92, evet. %90 diyelim. Yani yaklaşık olarak günlük 70 bin, 75 evet. bin evet, evet. yumurtamız var. Evet. Bu da kaç koliye tekamül ediyor? 70 bin bölü 30 de. 30, aşağı yukarı 300, evet. 350 koli mi oluyor? 1000 koli olsa 30 bin, 2 bin, 3 bin, 3500. 3 bin ile 3500 koli civarında bir yumurta üretimi var. Tabii sizin tavuk başına bir yem, kafanızda belirlediğiniz bir yem gramajı var. Evet. Kaç gram yiyor aşağı yukarı? Bunlar, yani tamam yumurta çok geliyor ama yem de var. Günlük 110 gram yem bir. 110 gram. 110 gram. 110 gram yem bir. Yem maliyeti biliyorsunuz çok yüksek şu anda. Aynen. 3500 liraya mal oluyor yem. Ama iyi, güzel bir iş yani. Ben memnunum. Ama tabii ona keza yumurta da ihracat olduğu için onu da ticaretinde konuşacağız. Üretmenin yanı sıra bir işin pazarlaması da önemli. İkinci bölüme saklıyorum onu. Pazarlamadaki sıkıntılar, sorunlar neler onları da konuşacağız. Tamam. Bir yumurtada 70-80 gram mı geliyor? Bir yumurta 62 gramdan başlar. 62 gramdan ortalama da 70 gram. 70 gram. 70 gram. İşte 110 gram yiyorsa 70 gram yumurta olarak geri alınıyor. Evet, gerisi gidiyor. 40 gramı da artık dışkı olarak ve tavuğun genel ihtiyaçlarına gidiyor. Dışkı olarak gidiyor Ergün Bey. Aslında Rabbim öyle bir nimet vermiş, bahşetmiş bize değil mi? Ne denk sen. Şimdi yumurtanın protein deposu olduğunu biliyoruz. Her gün en az bir tane yumurta yememiz gerektiğini biliyoruz. Ya yumurtadaki protein hiçbir şeyde yok. Yumurtadaki protein yani bunun içine katkı maddeleri mısırdır, soyadır, ayçiçeğidir. Bunlar hepsi de protein ya. Evet. Vitamin. Devamlı tüketmek. Vitamin. Lazım. Yani bunlar devamlı tükettiği için verimler de böyle artıyor. Tabii 80 bin rakamını konuşmak çok kolay. Çok kolay. Hepsi de canlı. Canlılarla iletişim kurmak bir çocuğa bakar gibi bakmamız lazım. Aynen. Bunların temizlikleri var. Bunların bakımları var, sağlık durumları var. Bunları sürekli olarak takip etmek lazım. Her gün gelir misiniz kümese? Her gün. Her gün kontrol altımızdadır. İşte elemanlarımız
bir programımız vardır. O programlar, elemanlar, yani biz gelmesek de uygularlar. Temizlik programı, işte bazen bu hayvanların su... Temizliği falan da hepsi otomatik oluyor değil mi? Hayır, yer temizlikleri, süpürgelerimiz var, fırçalı. Tamam. Böyle yani el ama yordamıyla... Alt temizlikleri otomatik sistem, bant usulü. Alt temizlikler bant usulü. Gübreler iki gün bir yer buraya, sokakta traktörün, remorkun üzerine otomatikman dışkıları kendi çıkar. Ama bu yer temizliklerde makinalarımız var, makinalarla temizleniyor. Makinalarla temizleniyor. Tabii veteriner kontrolü günlük buradaki çalışan personelin veterineri çağırmasıyla mı yapılıyor, nasıl yapılıyor? Veterinerlerimiz çok titiz bir çalışma alanı içerisinde çalışırlar. Yani biz çağırmasak da onlar haftada bir sefer, yani isterse işleri olsun, gelir kontrol ederler. Devamlı kontrol altında. İşte şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım. İşçiler, yani çağırmaya gerek yok. Onlar gelirler. Anlaşmamız. Yani onların rutin sürekli rutin olarak geliyorlar. Anlaşmamız öyledir. Adamlar yani çok süper bir şekilde yani çalışıyorlar. Bir de şimdi mesela veteriner deyince efendim sadece büyükbaş, küçükbaş olarak düşünmeyelim. Adem abi şöyle biraz daha gelebiliriz. Küçükbaş olarak düşünmeyelim. Kanatlı hayvanın da ihtisaslı olması lazım. Yani bu zaten, işin bilmesi lazım. Zaten bizim çalıştığımız veteriner şirketi sadece kanatlılara bakarız. İsmini söyle bakalım. Yağmur Veteriner. Yağmur Veteriner. Celalettin Bey. Afyon'un en titiz, en temiz, yani ciddi bir adam yani. Celalettin Bey'e de buradan sevgi, selamlar. Celalettin Bey'e selamlar. Gerçekten de şimdi ben birçok çiftliğe gitmişliğim vardır. Burada gördüğüm manzara hoşuma gitti. Hani hazır yumurta, çiftlik yumurtası, işletme yumurtası deyip de çekinceniz kesinlikle olmasın. Modern tesislerde gayet de güzel besleniyor. Gayet de temiz tesislerde bu yumurtalar üretiliyor. Bu açıdan da çok önemli. Kesinlikle köy yumurtasına aldanmasınlar. Ben yani kendi kümesimin malını, kirli malları biz şey ediyoruz, gırıkçılara veriyoruz. Adam bizim kirli malı almış gitmiş markete satmış. Markette bunu köy yumurtası diye satmış. Gezen yumurta diye. Gezen yumurta diyor. Vatandaş artık bunu anlasın. Yani şu temizliğe göre bu yumurtaları tüketmemenin bir anlamı yok. Evet. Gerçekten de önemli. Suları otomatik, her şey otomatik. Neredeyse insan eli değmiyor. Paketlemeye kadar sadece düğmelere basmak gerekiyor bu tesiste. Evet. İkinci bölümünde Adem abiyle yumurtacılık sektöründe 27-28 yıldır yaşadığı yumurtacılık sektöründe yaşadığı anılarını, tavuk üretiminde, yumurta üretimindeki gelecekten beklentilerini soracağız. Pazarlamayı soracağız. Efendim yolculuk devam ediyor. İşte bu güzel yumurtaları, sofralarımızı süsleyen yumurtaları oradaki ne diyeyim artık, operatör mü diyeyim? Eskiden elle toplanıyordu bu yumurtalar. Şimdi sadece tuşlara basılıyor. Tabii ki mutlaka farklı işler de var ama buradaki emekçi arkadaşlarımız da var. Öncelikle merhabalar, sizi tanıyalım. Ben Muzaffer Aykuş. 12 yıldır burada çalışıyoruz. 12 yıldır burada evet. Çalışıyoruz. Çiçi TV olarak size teşekkür ediyoruz gelip bizleri burada görmenizden dolayı. Eyvallah. Eski döneme bakarak şimdi çok rahat. Eskiden de biliyorsunuz sistemi. Evet. Nasıldı eskiden? Eskiden çok azdı çünkü 50 şeyler vardı. 6 hayvanlar vardı içinde. Elle toplanıyordu. Gübreleri sıkıntı oluyordu. Ama şimdi çok güzel. Çok orijinal her şey. Her şey parmakların ucunda. Tokundun hepsi rahat bir şekilde çalışıyor. Sıkıntı yok şu anda. Şimdi eski Adem abi bilmez. Adem abi biraz daha patron. Siz evet. Yemleri nasıl dağıtıyordunuz? Elimizle, çünkü biraz dolduruyorduk elimizden düğmeler. Fenekelere mi dolduruyordunuz? Yok yok. Onların da arabaları var. Arabaları var. Var da bu gibi otomatik değildi. Biz elimizle açıp düğmesini dolduruyorduk. Doldu mu kendimiz kapatıyorduk. Kendimiz gönderiyorduk arabaları. Sonra yumurtalar düşüyordu. Elle de kolileri evet, alıyorduk. Aynı bu şekildeydi ama elle alıyorduk. Bu kendi bantla geliyor. O zaman hep 4 katlıydı kafeslerimiz. Devamlı ellerle topluyorduk. Bu ona bakarak çok güzel, çok rahat, çok hayvanlar için daha rahat bir şekilde bir... Verim de fazla, yumurtalar da pırıl pırıl. Evet, evet. Değil mi? Çok güzel evet abi. Sizi tanıyalım. Ben Nihat Boğatekin. 7 yaşımdan beri burada çalışıyorum ben. 7 yaşından beri, yumurta evet. İşi. Evet. Maşallah. Rahmetli babamın zamanından beri buradayız. Baba mesleği. Evet, o zamandan beri tabii... Kaç yaşındasın şimdi sen? 43. 43, 7 yaş. Çıktık mı o zaman 34-35 yaşı, evet. 34-35 senedir burada çalışıyor. Aynen öyle. Abimin de dediği gibi öncelikle geldiğiniz için teşekkür ederiz. Bize bu öneriyi verdiğiniz için.
Şimdiki sistemlerimiz daha rahat. Yani çalışma sistemlerimiz rahatlaştı. Eskiye göre yani şimdi daha iyi. Şimdi 30 sene geriye gidelim. Adem abiden daha eskisin o zaman. Doğru mu? Yok, zaten küçüklüğümüzden beri onun yanındayız. Onun yanında sen. Evet. Ama yumurta işi 27-28 yıldır. Aynen öyle. 27-28 yıldır bu işi yapıyorsun. İlk yumurta topladığın günleri hatırlıyor musun? Ya şimdi o... Yumurta tamam. Yemeyi seviyor musun? Hayır, fazla sevmiyorum açıkçası ama... İşin önerdi. İçinde olunca. Aynen öyle. Ama öneriyoruz tabii yani. Yani tabii ki. Aslında yumurta yememiz lazım. Arada yiyoruz tabii yani, değil mi? Yani tabii, protein sonuçta güzel bir şey. Aynen. Peki eskiden nasıldı? Bir kısaca bize anlat onu. Ya eski kümesler şimdi elle toplama sistemi olduğu için, elle derken kafes mi mesela, şu bez bantlarımız yoktu. Sadece bu kısım, tel kısımlarından elle kolileme, koli sistemiyle gitme. Şimdi yumurta ayağına, çok kırılıyordu o zaman. Tabii ki. Şimdi ayağına kadar geliyor. Kolay sisteme döndü her şey yani açıkçası. Evet. Biraz da tavuklar daha zeki gibi gözüküyor. Şuraya bakıyorum. Yer ferahlığından ötürüdür o. Değil mi? Daha canlı böyle. Yani. Hareketli. Yer ferahlığından ötürü. Ötekiden Adem abi aslında anlattı. Ben yaklaşık 5-6 yıl önce bir işletmeye gittiğimde hakikaten de tüyleri yoktu yani. Belki o görüntüleri de bulabilirsem bu programın içinde sizlerle paylaşırım. Çok sıkışık, hakikaten dimdik, robot gibi ama şu an artık kendi özüne dönmüş durumda. Teşekkür ediyoruz. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sofralarımızı süslüyorsunuz. Tabii. Biz birlikteliğe devam edelim efendim. Tabii. Evet efendim, birliktelik devam ediyor. Bir yumurta üretim işletmesindeyiz. Tabii bu işletme 50 bin metrekarelik bir alan var. Eski işletmelerin olduğu, binaların olduğu yerler de var. Ama modern tesisler de var. TKDK destekleriyle de desteklenmiş bir işletme. Şu an 80 bin tavuğu var. 80 bin tavuk günlük olarak da 70 bin ile 75 bin arası. Şimdi şöyle, buradaki tavuk adeti, buradakiler TDK'ndaki yani ipartından yapılanlarda 46 bin, 47 bin arası. Öbür kümeste de var, hepsi 80 bin. Ha, toplam hepsi 80 bin. Yani burada 45-46 bin. Bu yani desteklemeyle yani aldığımız 45-46 bin civarı. 45-46 bin tavuğumuz var. Öbür kümesimizden beraber 80 bin hayvanımız var. Ayrıca Zülker Bey'e yürekten teşekkürlerimi bildiriyorum. TKDK ilk koordinatörümüz. Evet, çok iyi bir insan. Yani öyle bir insan bilmiyorum, ben tanımıyorum. Özverili bir şekilde yatırımcıya çok yardım ediyor. Çok yardım ediyor. Yapılsın, insanlar bir şey üretsin diye inanılmaz derecede Zülker Bey'in ben faydalarını gördüm. Sevgilerimi sunuyorum Zülker Bey'e. Peki bu hikayeyi de anlatalım. Şimdi TKDK, Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu efendim, Avrupa Birliği ile ortak projeler üretiyor. Bu projelerde de işte kanatlı sektörüne açılan çağrılar var. Bu çağrılardan da bir proje hazırlıyor. Yaklaşık 6 ay sonra da o 5 yıllık süreç doluyor değil mi? Doluyor. 6 ay sonra bizim sürecimiz doluyor. Şimdi TDK bize öbür kümeslerimizi 5 yıl kapattı. 5 yıl sonra faaliyete geçebilirsin dedi. Bizim şimdi bir 6 aylık bir müddetimiz kaldı. Öbür modern kafeslerimiz, kümeslerimiz de faaliyete geçecek. Evet. Anlaşmamız bitmiş oluyor. Şimdi 5 yıl önce TKDK ile nasıl tanıştın? Bunu işte arada komisyoncular bize geldiler. Böyle bir yatırım. Proje yapanlar mı? Evet, yatırım düşünüyor musunuz dediler. Bence yapılmak akıllıca bir iş. Devlet desteklerini veriyor. Her şey yani, hile yok. Yani temel taşına atılan kuma kadar ölçülerle böyle sağlam bir şekilde yaptırıyorlar. Yani memnunum ben. Memnunum. Şimdi geldiler. Sizin dediler bu eski binaları bırakalım, modern tesislere, Avrupa Birliği'nin kabul ettiği ölçekte binalar yapalım. Sonrasında proje hazırlandı. Kaç ay sürdü projenin hazırlanması? Biz yani eller pek uzun müddette bitirdi de biz burayı 5 ay içerisinde faaliyete geçirdik. Komple. Temelinden başladık. 5 ay içerisinde faaliyete geçirdik. Zaten orada bir 6 aylık bir süreç var. Projenin yapım aşaması. Çok hızlı bitirdik biz. Ben bir kere yani bir işe başladığımı bitmesi gerekir. Peki bu iş disiplini nereden geliyor Adem abi? Siz Avrupa'da 20 yıl kaldım Ergün Bey. Orada devamlı disiplinli bir hayat altında, iş kurumu altında yaşadık. Burada da aynı titizliğimle devam ediyorum. Yani işimden kesinlikle uzaklaşmıyorum. İşimi takip ediyorum. Şimdi 20 yıl Avrupa'da. Avrupa'da hangi ülke? İsviçre. İsviçre'de kaldınız. İsviçre'de kaldım.
Ne iş yaptınız orada? Nasıl gittiniz oraya? Aslında ben bir üreticinin hikayesini de dinlemek istiyorum. Şimdi düşünün, Avrupa'da yaşadınız. Aslında gelip burada emeklilik keyfini sürebilirsiniz. Yapamadım, boş duramadım. Benim amcaoğlum vardı, hakkı yükseldi. O beni oraya aldattırdı. Onun işte sayesinde 17 yıl çalıştım ben. 17 yıl orada çalıştım. Ama İsviçre'de hiçbir yeri gezmeden, bir yeri görmeden sırf işine uğraştım, döndüm. Buraya da geldim. Emekliliğin sefasını çekelik dedik. İşe alışkın olduğum için olmadı, devam ettim. İşe devam ettim. Evet, bir şeyler yapmam lazım dediniz. Şimdi biz Adem abiyle kamera arkasında da konuşuyoruz. Üretmenin ne kadar güzel olduğunu, ne kadar mutluluk verdiğini Adem abi üstüne basa basa söylüyor. Ben diyor ekstra olarak bunu söylememde de sakınca yok. Aynı zamanda kuyumculuk da yapıyor Adem abi. İsviçre'den gelmiş, bir kuyumcu dükkanı açmış. Diyor ki mesela diyor dolar diyor artıyor. Evet artıyor. Burada bir ekonomik öngörülerin olması gerekiyor. Ama diyor küçük veya büyük herkes $1000 geliyor, bozuyor, alıyor. Yani ufak paralar kazansa bile kolay para kazanma peşinde. Evet. Çok kolay para kazanma peşinde Türk milleti. Yani bir işçi, bir eleman bulunmuyor. Bak ben şimdi burada üretime başlıyorum. Belki benim bu çiftlikten kazandığım para benim nasibim değil de kapımda çalışan işçilerin nasibi bu. Kazanmayacaksınız ama onlar maaşını alacak. Yok, belki de onların nasibi. Evet. O adamların nasibi belki de. Yani birkaç kişi çalıştıracaksın yanında, katkın olacak. Yani bir, ne bileyim ya, çalışmıyor millet ya. İşte bir çeyrek altın alıyor işte kuyumcu dükkanından. 10 lira kazandı mı seviniyor. Ama Türkiye, devlet o kadar yetkiler vermiş. Çalışın, biz size destekler verelim. İşte bir şeyler yapmaya çalışın diyor. Ya çalışmıyorlar Ergün Bey, çalışmıyorlar. İşçi bulma konusunda sıkıntı mı var? Kimse yok. Yani şu anda işçi bulma konusunda... Yani yok. Yani tek kelimeyle yok. İşte bir yabancı uyruklu insanlar var. Onları da korkuyorum ben. Buraya kesinlikle koymuyorum. Yani bir herkes bir bence değil. İnşaat ustası şikayetçi, fabrikalar şikayetçi. Millet şimdi sosyal yardımlaşma diye bir şeylerin yolunu buldular. Anama bakıyorsun, babama bakıyorsun, işte bilmem çocuğa bakıyorsun, devletten para alıyor. Çalışmıyorlar Ergün Bey. Çalışmıyorlar. Evet efendim, aslında bu da ayrı bir konu. Biz çiftçinin seyir defterinde Adem abi dertlenince bunu da konuşmakta fayda var diye düşünüyoruz. Şimdi burada mevcut kaç kişi çalışıyor bu sistem? Burada şimdi 4 tane personelimiz var. Devamlı çalışan. Var. Günlük gelir gider sayımlarımızı, tavukları kontrolümüz. Yemcimiz var. Kümeslerimizin adamları var. Ha, personelimizin az olması, kümesler otomatik. Yani bu iki kümesin yumurtasını 2 saatte bitiriyor. Yani bir yorulma yok. Makine otomatikman kendisi toparlıyor. Ha, işçiler kontrol altında bakıyorlar da. Yani eskisi gibi, eskiden olsa bu kümes nereden baksan 7-8 saat sürerdi toplaması. Sabah başladın mı ikinci bir toplamaya neredeyse. Ama şimdi otomatik Ergün Bey. Yani sabah 10'da başladım, 12'de bitti iş. Şimdi diğer tesisler de devreye girerse, ki 6 ay sonra onları da devreye sokmayı düşünüyor Adem Bey. Bir 4-5 daha personele istihdam tabii, sağlayacak. Tabii sağlayacağız inşallah. Daha da büyüme yollarını bile arıyorum yani. Büyümeyi bile istiyorum. Para kazanmak amaçlı değil yani. Bir üretime destekim olsun. Peki üretmek güzel de neden yumurta? Yani şöyle baktığımızda çevrede Afyon bu konuda da iyidir, Kanatlı'da. İşte et türü tavukçuluk da yapar. Yumurta daha hızlı hareket edebilen, daha kazancı daha mı fazla? Şimdi yumurtanın kazancı bazen hiç olmaz. Sıfır olur. Çok yani, çok iflas eden arkadaşlarımız oldu. Yumurtanın iyi tarafı, tavuk bugün yumurtlar, önümüzdeki haftaya parasını alırsın. Yani haftalık vadeli. Haftalık vadeli. Çok hızlı bir şeyler vardır, dönemeçleri. Ödemeler hızlıdır. O yönden yumurta iyi. Ama bir açık hava besçiliği, besçilik yapsam bir yıl bakacağım o hayvana. Bir yıl sonra ne olacağı belli değil. Yani yumurtacılık sektörünün bu şeyi iyi durumu. Evet. Şimdi pazarlama konusunda o da çok önemli. Yani üretmek elbette güzel. Ama biz işte geçtiğimiz hafta yine Bolvedin'deydik. Dane mısırı, silajlık mısırı, pancarı konuştuk. İşte pancarın zaten satış yeri belli. Silajlık mısır ve dane mısır da işte zaman zaman ithalat da oluyor. Bu konuda sıkıntıların olduğunu söyledi arkadaşlarımız. Yumurtada da ihracat
biz ithal etmiyoruz yumurtayı. İhracat ediyoruz çok şükür. Ama ihracat alanlarını daha da geliştirmemiz gerekiyor gibi geliyor bana. Bu konuda ne görüyorsunuz önünüzde? Yani Afyon Birlik olsun, Başmakçı birliklerimiz olsun, ihracat üzerinde çok ciddi bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Yani fırsat yok yani. Çok ciddi bir şekilde pazarlamalar buluyorlar. Ve tabii ki biz de onların sayesinde yolumuz açılıyor. Bizim mallarımız da gidiyor. İhracat çok iyi bir şey. İnşallah şu anda İran falan da almaya başlamış diye duyuyorum. Temennilerim daha çoğalsın, daha iyi olsun bu işler. Şu an ağırlık herhalde Irak pazarına gönderiyoruz. Mısır'a gelince, Mısır'dan bahsettiniz. Mısır'ı, şimdi pancarı biraz millet pancardan uzaklaştı. Mısır bizim Bolvadı'nda çok üretime başladı. Neden? Peşin parasını alıyor tavukçulardan. Bugün mesela benim burada komşularımdan mısır eken komşularım var. Alıyoruz. Adana'dan alacağımızda Bolvadı'ndan alalım. Hemen arka komşumuz. Arka yani. Komşumuzdan alıyoruz. Onlar da hayatından memnun. Yani bu tavukçuluk sektörü bir yani bir tarımsal alanda da bir çok faydası var. Tabii canım birbirine bağlantılı. İşte çiftçi mısırı üretecek, dane mısırı. Evet. Tavukçu onu alacak, yumurta üretecek. Yani birbirini etkileyen bir sektör. Zincirleme. Zincirleme. Hepsi birbirinden yararlanıyor. Çok güzel bir mutluluk bu iş yani. Herkes birbirinden sebepleniyor. Peki şimdi tavukların gübresi de çok kıymetlidir. Kıymetli. Şu anda yani aramayla bulunmuyor gübresi. Bunların anlaşmalı firmaları var işte. Elektrik üretiyor. Bilmem işte bir şeyler oluyor. Firmalar bunları götürüyorlar. Yalnız şu anda tavuk gübresi bildiğin gibi diye her gün böyle. Yani hem toprağa lazım hem bir de biyolojik enerji üretiyorlar. Ha, eskiden mesela diyorduk çiftçi kardeşlerimize ya şu gübreyi alın da biz de kurtulalım falan. Biz diyelim şurayı. Ha, adamlar yok. Tavuk gübresinden bir şey olmaz diyorlardı ama şimdi de herkes gübre var mı gübre var mı ama biyolojik üretiliyor. İnsanlara verilmiyor bu. Tesislere gidiyor. Evet. Bak mesela gübre çukurları İPART tarafından yapılmış. Burada siz onları stokluyorsunuz. Stokluyoruz. İniyor çıkıyor bir takım bir şeyler oluyor. Biyolojik şeylere üretimlere satıyor. Gidiyor. Yani Allah'ım daha yolumuzu açık etsin. Yani Türkiye'de bayağı bir gelişme görüyorum. Peki aylık olarak kaç paralık bir gübre satıyorsun abi? Vallahi parasalından pek yani gayda değer bir şey yok da en azından gübreden kurtuluyoruz. Ama biraz para da geliyor. Alıyoruz. Ha gübreden nasıl kurtuluyoruz? Gübreyi biz eskiden stok ediyorduk. Burası 50 bin metrekare. Stok ediyorduk. İlçe tarım geliyordu. Ya bu burada yasak kaldır bunu falan. Yani bir bunalıma giriyorduk. Şimdi o sıkıntımız yok. Gidiyor. Evet, onu en azından sürekli olarak gidiyor. Peki İbrahim abi, özür diliyorum Adem abi. Burada gübresi bir nebze para. Yumurta veriminden düştüğü zaman tavuğu kesime mi gönderiyoruz? O da para. O da para. Bu tavuklar kesime gidiyor entegrelere. Entegrelerde artık yani aldığımız verilere göre dış ülkelere işte Afrika gibi ülkelere bu tavuklar Satılıyor. Kesimi yapıldıktan kesimi sonra. Kesimi tertemiz böyle yapıyorlar. Satımı yapılıyor ama buradan çıkan kesime giden tavuklar da sağlıklıdır yani. Bir sıkıntı yaratmaz. Zaten şöyle bir şey var. Kapalı bir sistemde zaten yumurta veriminde siz sadece etçil bir tavuk değil de yumurta üreten yumurta bir tavuk. Yumurta üreten bir tavuk ama yani bir herhangi bir şikayet konusu da olamaz. Çünkü devamlı iyi bir yeminen beslendiği için yani bu et yumurta tavuklarının da etlerinin damak zevki güzeldir. Birazcık fazla pişirilmesi gerekiyor. Güzeldir, evet. Biraz sert oluyor ama damak zevki çok güzeldir yani. Yenilir. Peki Adem abi arada ben böyle horoz sesi duyar gibi oldum. Var değil mi? Arada kaçanlar var. Kaçanlar var. Tespit edemiyorsunuz. Ben şimdi duydum. 3-5 tane içeride var. Onlar benim de hoşuma gidiyor. Şöyle arada bir ötmeleri bir ayrı bir zevk. Öbür uyuyanlar uyarıyor. Yanları uyarıyor. Evet, birliktelik devam edecek. Sohbete devam edeceğiz efendim. Efendim yolculuk devam ediyor. Tabii ki 80 bin tane tavuğumuza 110 gram yem veriyoruz. Yaklaşık günlük olarak. Günlük olarak kaç tona tekamül ediyor? 8100 kilogram. Yani 8 tonun üzerinde bir yem. Günlük yem tüketimleri, yem tüketimleri var. 8 ton yem demek de çuval bazında şöyle düşünürsek bir çuval 50 kilogram, 2 çuval 100 kilogram, 10 çuval 400 torba. Bu da bir kamyondan fazla herhalde. Evet. Bir kamyondan fazla yem tüketiyor. Bu fabrika gibi bir şey.
Benim arkadaşım bir tanesi bir kümese ziyarete geldi de ben bunların hakkından gelemem. Bu tavukların kafası daktilo gibi çalışıyor arkadaşlar. Hiç mi mola vermiyor bunlar? Tavuk hiç mola vermez. Devamlı yer. Evet. Yediğini de unutuyor gibi. Unutmaz. Yumurtasını verir. Yumurtasını verir mi? Verir. Burası bizim işte gördüğünüz gibi Ergün Bey yem alanımız. Evet. Buraya tırlar geldiğinde mısırlarla işte mısırı buraya indiriyoruz. Remork kalkıyor. Helezonlarla çekiliyor. Silolara gidiyor. Otomatikman silolara gidiyor. Silolara dağıtım yapıldı mı? Ayçiçeğimiz, kuru soyamız. İşte şimdi ayçiçeği var. Kuru soya. Var, kuru soya var. Yağlı soya. Yağlı soya var. 4. 4. Kalsiyum var 5. Kalsiyum, metonin, disiplin. Metonin 6, 7, yani, 8. Çok karışımı var. Çok. Yalnız buradaki sıkıntı bu mısır harici öbür ürünlerin hepsi ithal. Hmm. Amerikan dolarına bağlı. Dolar yükseldikçe tavukçuyu bunal diyor. Peki biz bunları aslında üretebiliyoruz ama kuraklıktan dolayı biraz azaldı galiba üretim. Hayır. Geçen bir milletvekilimiz benim dükkanıma geldi. Ben bu konuyu dile getirdim. Milletvekilimiz Ali Özkaya. Biz dedi çiftçimize diyoruz ki ya şu ithal olan ürünleri üretin. Ürünleri ekin. Ne olur diyoruz diyor ama bizi dinleyen yok diyor. Milletvekilimiz de böyle dedi. Peki biz buradan milletvekilimiz bu şekilde söylüyor ama biz de buradan seslenelim. Aslında bu tabii Tarım Bakanlığımızın da planlaması dahilindedir muhakkak ki. Evet. Ürünleri teşvik etmek, hangi ürünleri üreteceklerini yönlendirmek de çok önemli. Bu konuda çok büyük önemli. İhtimal çalışmalar yapılıyordur. Vallahi el alınsa aslında çiftçinin yüzü daha güler Ergün Bey. Niye biliyor musun? Dolarla alınan devamlı yüksek fiyat. Amerika'ya gideceğine bu para çiftçimizde kalsın. Yine ödeyelim biz o parayı. Yani abi yüksek ödüyor. Ülke zenginleşir. Yani. Memleketimizde kalsın. Aynen. Belki biz ihracatını bile gerçekleştirelim. Şimdi mısır özellikle sadece yerli olmakla kalmıyor sevgili izleyiciler. Mısır bölgenin mısırı, yerel mısırı. Burada kaç tane büyük üretici var. Ben şimdi geçen hafta bir program yapmıştık. İşte eski Ziraat Odası Başkanımız, evet, o da üretiyor mısır. Üretiyor. Aynı zamanda işte diğer arkadaşlarımız vardı. İsmini hatırlayamadım şimdi şu an ama. Mısır üretiminde bayağı bir güçlü bizim Bolvadır. Mısır'a bayağı... Ve binlerce dakar. Sevdiler mısırı. Neden sevdiler? İşte benim komşularım burada mısır ekiyor, veriyor çekinen senedine, bura peşin hemen getiriyor, yıkıyor, parasını alıp gidiyor. O yönden çiftçilerimiz rahat etti. Ama mısır da bir dönem ithal olarak geliyordu. Belki hala geliyor da ama şu an için en azından yemlik mısırda birazcık üretim var. Hızlandı. Var, Allah'a binlerle şükür. Yemlikte çiftçi gayretli. Hızlanma var. İnşallah daha çoğalır. Şimdi günlük 8100 ton yem. Düşünün ayda 480 bin ton. Ya, bu tavukçuluk. Şöyle bir rakamı düşününce hesap etmesi de zor. Bu tavukçulukta dönen paralar var ya, akla zarar bir şey. Vallahi akla zarar bir şey. Bir kamyon örneğin kuru soya geliyor $17,000. $17,000. Bir kamyon. Bu ayçiçeği geliyor $8,000-$10,000. Ne bileyim ya, hepsi yani bir kere $17,000 altında bir şey yok ham maddelerin. Bunlar hep dışarıdan geliyor. Hep bu paralar dışarıya gidiyor. Onu üzülüyorum ben yani. Çalışıyoruz da dışarıya gidiyor paralarımız. Yani günlük buraya bir yemle ilgili bir kamyon her gün hemen hemen geliyor o zaman. Her gün gelmese de yani bir programımıza göre haftada iki sefer falan gelen oluyor. İki sefer. He, yani bu da işte dediğim gibi $17,000 da bir kamyona vallahi az çok şey değil ya. Yani. Aynen, şu an 9 lira civarında olduğunu düşünelim. 9'u da geçti. 10 lira desek. 10 lira desen işte 170 milyar bir kamyon mal. Evet. Adam şimdi orada duruyor. Ya yumurta da pahalandı falan diyor da aslında yani pek aşırı bir şekilde de şu ana kazanmıyor. Kazanmıyor. Evet. Ödemeler çok ağır. Ama mutluyum. Mutluyum. Üretmek güzel her şeye rağmen. Şimdi biz bir terasa doğru gidelim. Terastan da şöyle genel bakışta programı sonlandıralım Adem abi. Evet efendim, çiftçinin seyir defterinde yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz. Adem abiyle birlikteyiz. Adem abiyle eskileri de yad ediyoruz aslında kamera arkasında. Hem eskileri bir gezdik hem yenilerin önündeyiz. Programı da burada kapatacağız. Tabii buranın bir özelliği daha var efendim. Modern tesis, bir de çatısında güneş enerjisi üretiyor. GESP
var. GES var. Evet. Bu nereden aklına geldi adam abi? Bu vallahi GES yani çok iyi bir şey. Çatısı büyük olan arkadaşlarıma tavsiye ederim. En azından çiftliğin aylık elektrik gelirini ödüyor. Ödüyor mu? Giderin tamamını karşılıyor mu hemen? Ödüyor. Bir de üstelik yani para geliyor. Ciddi misin? Vallahi para geliyor bir de. Yani onun için ben biraz evvel de dediğim gibi önerilerimi söylemek istiyorum. Bu millet ben kuyumcuyum bir çeyrek alıp da 10 milyon kazandım diye sevinmesin. Üretime geçelim arkadaşlar. Üretime geçelim. İş üretelim. İşçi çalıştıralım. Türkiye'yi refaha kavuşturalım. Yatmayalım. Son sözüm bu yani insanlar için. Son sözüm bu. Şimdi burada GES var. Güneş enerjisi. Kaç kava? 150 kava. 150 kava. Biz daha büyük yapacaktık. Müsaade etmediler. Hmm. Tüketimine göre dediler. Yani çok mutlu bir iş yani. Şimdi sen tüketime göre onu karşılıklı mı alıyorsunuz? Yani sen ona göre ayarlıyorlar da işte fazla üretim oldu mu bu sefer devlet parasını gönderiyor bankaya. Geliyor. Kaç para geliyor abi? Merak ediyorum yani. Çiftçilerimiz de merak ediyor. Söyleyeyim mi? Söyle abi. Bura her ay 17 milyar alıyor. 17 ekstradan milyon alıyor. Ekstra alıyor. Ekstradan 17 bin lira demek bir işletme için iyi para. Yıllık da ne yapar biliyor musunuz efendim? Evet. 200 bin lira para yapar. İşte üretelim diyorum ben yani. Üretelim artık. Bırakalım ufak işleri, üretime geçelim. Üretime geçelim. Ben Avrupa'da mesela benim fabrikanın sahibi bisikletine işe gelirdi Ergün Bey. Adamın 100 tane işçisi vardı. Siz neyle gidiyordunuz? Ben de pek yaya giderdim de bizim Türk arkadaşlar arabalarla gelirdi. Ama patron bisikletle. Patron vallahi bisikletle gelirdi her gün. Bisikletle gelirdi. Orada ne iş yapıyordunuz adamın? Kasap firmasında çalıştım ben 17 sene. Orada seni böyle üretime teşvik eden bir anım var mı? Yani ben gidince Türkiye'de bu işi yapmalıyım dedi. Benim tabii ki. Benim rahmetli babam devamlı üretken bir insanıydı. Gabri nur olsun çalışın derdi. Bize küçükken devamlı alışveriş öğretirdi. Şunu şöyle edin, bunu böyle edin. Yani ben dükkana bir müşteri gelsin, çeyrek altın alacaksın desin, önümü ilikler ayağa kalkar. Değil mi? Müşteri veli nimettir. Evet. Yani onun için üretken olmak önemli. Önemli. Evet sevgili izleyiciler, yumurtanın hikayesini anlattık. Aslında üretmek isteyince, planlayınca mutlaka rızkımızı, ekmeğimizi kazanmanın yolları var. Evet. Evet, belki büyük yatırımlar gibi gözüküyor ama bir yerden de başlamamız lazım. Başlamak lazım. Başlamak lazım. Başlamak lazım. Üretmeye başlamamız lazım. Üretirsek de mutlu olacağımızı hiçbir zaman unutmayalım. Bu hafta Afyonkarahisar Bolvedin ilçesindeydik. Sizlere yumurtanın hikayesini anlattık. Bir modern tesiste gezintiye çıktık. Evlerinizi, sofralarını süsleyen yumurtayı ve her gün bir yumurta en az tüketmenizi tavsiye ediyoruz. Her gün bir yumurta. Mutlaka yenmeli diye Adem Bey de tavsiye ediyor. Evet. Biz önümüzdeki hafta başka konu ve konuklarla birlikte olmak dileğiyle diyelim. Hoşça kalın.